güvenmiyoruz. Milleti kandırıyorlar. Kandırmaktan başka bir şey yok. Kılıçdaroğlu diye düşünüyorum. Altılı masa gelin evine döndü. Yani Kılıçdaroğlu o kadar uğraşıyor. Bir denesin o da ya şansını. Büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu da olabilir yani adayları. Öbürleri benim için çöp. Seçim süreci yaklaştı, siyasi mesajlar sertleşti. Türkiye son yılların en çekişmeli seçimlerinden birine yelken açtı. Milletle sevdalı! Cumhur İttifakı miting, açılış ve müjdelerle süreci taçlandırırken, Millet İttifakı ise kara propaganda ve attığı iftiralarla geçiştirmeye çalışıyor. Altılı masa gelin evine döndü. Seçime kısa bir süre kalsa da kayıp damat hala bulunamadı. Zaman hızla daralırken Millet İttifakı'nın aday garabeti kendi seçmenini de çıkmaza soktu. Valla benim için fark etmez kim çıkarsa çıksın. Benim oyum bende, benim oyum AK Parti. Peki vatandaşlarımızın muhalefetten beklentisi ne? Akit Haber aday muammasını sokağa sordu. Seçime sayılı günler kaldı. Altılı masadan ise henüz bir aday çıkmadı. Peki halkımız muhalif kanattan kimi aday olarak görmek istiyor? Altılı masada bir türlü aday çıkaramadı. Sizin gönlünüzden geçen bir muhalif aday var mı şu anda? Vallahi şu anda muhalif aday derken daha altılı masanın adayı açıklanmadı tabii. Bence net bir şey yok. Son dakikaya kadar herhalde bekleyecekler. Onlar aday çıkaramazlar. Küçükler. Hepsi küçük. Hepsini toplasan bir şey olmaz yani. Onun için güvenmiyoruz. Altılı masada aday olacak hiç kimseye güvenmiyorum. Ben şahsi görüşüm olarak güvenmiyorum. Peki masa dışına bir aday çıkar mı sizce? Çıkarsa da yine güvenmem. Hiçbir tanesi. Milleti kandırıyorlar. Kandırmaktan başka bir şey yok. Devam edecekler. Sonra hepsi bir şey olacak. Dağılacaklar. Reistir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır. Bunu hiçbir zaman için bir yere şey demezler. Onlar aile birbirleriyle dalaşırlar. Hiçbir çıkaramaz. Kimin olacağını da merak etmiyorum. Yani Kılıçdaroğlu o kadar uğraşıyor. Bir denesin o da ya şansını.